Evet, futbolda öğrenilmesi en zor şut tekniği olarak kabul edilen ölü yaprak vuruşu, topun kaleye doğru giderken sağa, sola veya aşağı doğru aniden yön değiştirmesidir. İlk olarak Cristiano Ronaldo'nun frikiklerinde görülen bu şut tekniğini bugün sizlerle beraber öğrenmeye çalışıyoruz. Evet, yine güzel bir video için sahadayız. Ölü yaprak vuruşları deneyeceğiz. Kramponumu giyeceğim. Bakalım ilk şutlarım nasıl olacak? Kendi temel yeteneğimi kullanarak birkaç şut çekeceğim. Sonrasında ölü yaprak vuruşunu öğrenmeye çalışacağım. Belki biliyorumdur yani, şimdi o da belli olmaz. Çok çabuk, kısa bir sürede hareketi yapabilirim. Yapamasam da bunu öğreneceğiz. Bu videoda bunu kafaya koydum net bir şekilde. Kaç topumuz var? 1, 2, 3, 4, 5 tane topumuz var. Belki bu video için 5000 tane şut çekmemiz gerekir. Belki de 5 tane de ölü yaprak vuruşunu yapar. Videoyu bitiririm. Hiç belli olmaz. Antrenmana başlamak için kramponlarımı giydim. Toplarımın havasını şişirdim. Isınmamı yaptım ve artık hazırız. İlk şut çok önemli benim için. O yüzden aralarından en sevdiğim toplardan birini seçeceğim. Sarıyı seçtim. Çünkü sarı benim YouTube'a başladığım top. Kanalımızın ilk topu bu arkadaşlar. Bu videoda uğur getireceğini düşünüyorum. O yüzden ilk şutumu sarı topla yapacağım. Hazır. İlk şut geliyor. Bu ne lan? Daha iyi şutlar vurmam gerek. Daha en başından 40 tane şut vurdum bile. Ama bir sorun fark ettim. Topa hep aynı açıdan vuruyoruz. Evet, kalenin tam karşısından vurduğumuz için biraz açımı değiştirmeye çalışacağım. Sol taraflardan vurmaya çalışacağım. Biraz daha sol açı tam fil gibi olsun istiyorum. Bu mesafeden bence güzel. Sol açıdan ilk şutum. Güzel gitti. Uy. İlk aşamada açıyı değiştirmek biraz işime yaradı ama daha farklı şeyler de yapmamız lazım. Burada aniden aklıma görsel hafızanın önemi geldi ve topu gitmesini istediğim yere elimle götürdüm. Sizce işe yaradı mı? Evet, bence de pek işe yaradığı söylenemez. Yaklaşık 100 şuttan sonra topa vuruş tekniklerimi gözden geçirmeye karar verdim. Düz mü vurmalıyım, ayak içi mi yoksa ayak üstü mü? Evet, bayağıdır uzaktan şutlar çekiyoruz ama vuruş tekniklerine hiç dikkat etmediğimi fark ettim. Birkaç farklı vuruş tekniği denemek için kalenin yakınına işaretimi koyuyorum ve buradan rahatça şut çekmeye çalışacağım. Fileye sert şutlar çekmeye çalışacağım. En sert çektiğim, en rahat vurduğum teknikle şut vurmaya devam edeceğim. Yani burada teknik seçiyoruz. Sadece bunun için kaleye yakınlaştık ve sert sert şutlar vuracağız. Burada birçok farklı tekniği denemeye başladım. Net bir karar veremesem de kramponun bağcık kısmıyla vurmanın daha avantajlı olabileceğini düşündüm. Şimdi bu ölü yaprak şutlarında topa kramponun bağcık kısmıyla vurmanız gerekiyor diyenler var. Bağcıklarıyla vurun diyenler. Ama benim kramponumun bağcıkları yok. Sorun bu olabilir mi arkadaşlar? Şurada bağcık olması gerekirken yok. Ben de hemen diğer kramponumu giyeceğim. Ve topa tam kramponun bağcık kısmıyla vuracağım. Tam şu gördüğünüz bağcıklı bölümle vuracağım. Bakalım sorun bu muymuş? Bu kramponla güzel şutlar çekebiliyorsak işin püf noktasını çözmüş olacağız. Gidiş güzel ama topun biraz daha altına girmem lazım. Uy! Güzeldi. Yaklaştık. Vuruşlarımın hedefsiz olduğunu fark ettiğim o ana geldik. Kalenin sağ üst köşesine bir huni yerleştirdim ve artık bir hedefimiz var. Peki sizce bu hedefi vurabilecek miyim? Acaba ben Fenerbahçe miyim? Bu direkler ne böyle ya? İşte bu! İşte bu! Yaklaşık 200 şut ağır geldi. Ama bugün bir şeyi başardık. O da
hedefi vurduk. Yoruldum. Birinci gün bence yeterli. Artık yarın falan daha farklı sistemle, daha farklı şekilde devam ederiz. Bunu yapacağız. İnanıyorum bunu yapacağız. Şu an yorum kısmına yazın arkadaşlar. İnananlar yazsın. Ben inanıyorum ölü yaprak vuruşunu yapabilirim diye yorum kısmına yazın. Siz de bu videoda denediğim şeyleri deneyin. Aynısını yapabilirsiniz. Aynı şekilde ölü yaprak vurabilirsiniz. Ben inanıyorum. Siz de inanın. Evet, bugün ikinci gün ve bugün dünyada ölü yaprak vuruşunu en iyi yapan insanları izleyeceğiz. Onların vuruşlarını örnek alacağız biraz. Zaten dün de çok fazla topa vurdum, bacaklarım falan ağrıyor. Bugün antrenman yapacak çok halim yok. Biraz daha işin teoriğinden ilerleyeceğiz. Bu insanlar nasıl topa vuruyorlar? Farklı teknikleri var. Bizim için en doğru teknik hangisi? Bunu gözlemleyip öğrenmeye çalışacağız. Çok iyi bildiğim birisi var. Budu İza. Evet, Budu İza. Bak, ilk vuruş geliyor. Topu koymuş. Top koyduğu açı da önemli bizim için. Uf, abi çok iyi ya. İlk vuruştan direğe vurdu. Sanırım biraz sinirlendi. Aldı topu, tekmeliyor şu an. Abi ölü yaprak gitmiş sonuçta yani. Hani bundan mutlu olman gerekiyor. Ama bu arkadaş ölü yaprağı çok iyi yaptığı için onun için gol olması gerekirdi. Çatal gitmesi gerekirdi. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Ya top nasıl dönüyor? Biz bu topu nasıl döndüreceğiz? Açısına dikkat etmeye çalışıyorum. Çapraz bir açıyla geliyor topa. Burada... Ayak içinde kullanıyor. Yani ayak içini kullanıp topu döndürmeden gönderiyor kaleye. Top buldum hemen içeriden. Yani bu top böyle kendi etrafında dönmeden gidiyor. Kendi etrafında dönünce zaten falsolu vuruş oluyor. Bak top hiç dönüyor mu, kendi etrafında dönmüyor. Ama yön değiştiriyor. Çok ilginç. Çok iyi. İnanılmaz iyi. Aşırı iyi. Ya bu arkadaş falsolu vuruş gibi ayağının iç kısmını kullanıyor. Ama top sert bir şekilde gidiyor yani. İç vurup da bu şekilde bu sertlikte vurmak bayağı zor. Evet, topun tam alt orta kısmına vurmuş burada. Biraz daha farklı bir teknik kullanan bir arkadaş var. Brandon Bianchi. Yerinden çok daha farklı bir şekilde vuruyor ama top aynı şekilde gidiyor. Bizim kendi tekniğimize en yakın olanını seçmemiz lazım. Kaleci burada hiçbir şey yapamaz zaten. Kaleye de kaleci koymuş. Niye koydun? Orada Neuer olsa yiyecek bu golü net yani. Burada sol ayağını biraz daha değişik getiriyor. Destek ayağını. Vurduktan sonra destek ayağını geri çekiyor. Yani vurduğu ayağını da geri çekiyor. Destek ayağını da geri çekiyor. Bunu da bir ağır çekimde izleyelim. 0-25 yatağımızı. Bak diğer arkadaşlar ortak noktası. İkisi de ayağının içiyle yapmış vuruşu. Normalde ayak üstüyle de yapılıyor, bağcık kısmıyla. Ama bu da ayak içini kullanmış. Oğlum üzülüyorum lan, biz şut falan vurmamışız. Bunları görünce bizim vurduğumuz ne acaba? Bunlar ölü yapraksa biz ne yapıyoruz? Biz ne yapıyoruz? Üçüncü gün sahadayız. Bugün sahada inanılmaz bir rüzgar var. Hatta şöyle göstereyim. Şurada yedek kulübesi uçuyor şu an anlık. Ama biz pes ettik mi? Etmedik. Tabii ki de böyle şeyler bizi yıldırmaz. Sahada güzelce üçüncü gün antrenmanımızı yapacağız. Üçüncü güne geldiğimizde önceki gün izlediğimiz vuruş tekniklerine dikkat etmeye çalıştım. Topa geliş açıma ve vurduğum noktaya konsantre olmaya çalışıyordum. Evet, bugün yeni 3 tane futbol topu açıyorum arkadaşlar. Bunun sebebi antrenmanda her şuttan sonra gidip topu geri getirmek zorunda kalıyorum. Bu da bana çok zaman kaybettiriyor ve çok yoruyor. Daha fazla şut çekebileceğim bu sayede. Bunlara da diğer vurduklarımla aynı toplar olmasına dikkat ediyorum. Çünkü her farklı topa vurduğumda farklı bir şekilde gidiyor top. Ama önce bunları şişirmek lazım. Küçük pompam, yarım saat uğraştım artık. Beşinci gün daha fazla araştırma yapmaya karar verdim. Artık şut tekniklerinden topların yapısına kadar her şeyi ezberledim. Topun hangi noktasına ne sertlikle vurmam gerektiğini tam anlamıyla öğrendim. Ama zor olan şey sizin de tahmin edebileceğiniz üzere bunu sahada uygulayabilmekti. Evet, 6. günden selam herkese. Dün bayağı bir şut çektikten sonra artık daha düzgün şutlar çekebilmeye başladım. Neredeyse bacaklarım kopacak kadar antrenman yaptım. Ama 6. güne geldiğimiz için artık iyiyiz yani. Şut atmaya da alıştık iyice. Ölü yaprak vurmaya da bence alıştık. Güzel şutlar vurabildim dün. Bugün daha net bir şekilde göreceksiniz. Gelecek bölümde kalecilik falan da yapabiliriz. Zaten onunla ilgili de hafif bir temelimiz var. Böyle uçmayı, çataldan top çıkarmayı falan öğrenebiliriz. Gelecek bölümde öğrenmemi istediğiniz şeyleri yorum kısmına mutlaka yazın arkadaşlar. Hepinizden bekliyorum. Kaleci
kalecilik olabilir, falsolu şut olabilir. Ama öncesinde ölü yaprak vuruşu antrenmanlarına devam etmemiz lazım. Kaldı 2 gün. 6. gün antrenmanına geldiğimizde artık arada bir ölü yaprak vuruşu yapabiliyordum. Ama çok saçma şutlar çektiğimde oluyordu. Bu durum benim modumu çok düşürdü. Bu noktada antrenman yapmaktan sıkıldığımı fark edip kulaklığımı taktım. En sevdiğim müzikleri açıp biraz daha şut çekmeye devam ettim. Altıncı günün sonuna geldik. Bayağı yorucu bir gündü. Ama artık net bir şekilde daha güzel şutlar vurabiliyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Çatala gidiyor, üst direğe gidiyor. Güzel ölü yaprak vuruşları yapabiliyorum. Tek sorun bazen saçma şutlar çıkıyor arada. Son bir gün daha veriyorum kendime. Yedinci günün sonunda bence bu işi tamamıyla çözeceğiz. Yedinci gün artık istediğim vuruşları yapabilmeye başladım. Tam anlamıyla tekniği uygulayabildiğimi gördüm. Bu noktada en çok hoşuma giden şey top out'a da gitse, direğe de gitse ölü yaprak şeklinde gidiyordu. Artık başardığımdan emin oldum. Sizin de gördüğünüz gibi şutlar aniden kaleye doğru iniyor. Yapabildiğimi gördükçe topa daha fazla vurmaya başladım. 1 gün, 5 gün, 7 gün veya 10 gün hiç fark etmez. Bir şeyi başarmak istiyorsanız o şeye vakit ayırın. Eninde sonunda başaracaksınız.